Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. As-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu. Allah Azze ve Celle uşbul seyyidul ayyam gününü barçamızge barakat yıkayan olsun. Dualarımızı icabat kısın. Günahlarımızı mağfiret kısın. İslam'da farzand terbiyesi deb nomlanadigan dersimizi bugün 54-cüsü. Cinsi terbiye hem de hutuba kılınıyatken kızge ya ki ayolge karaş adablar. Ota analar farzandlarige özlerini hanalarige, yatağlarige, kirişlikge izin soruşuydu örgatçilere gerek. Bu hakkıda avvalgi derslerimizde etkemiz, lekin onluk egende bir takrarla koyamız. Bu hakkıda Allah Azze ve Celle özünün azali kelamıda şunu diye merhamet kıladı. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu liyestezinkumul lezine meleket eymanukum vellezine lem yablugul hulume minkum thalata marratin min kabli salatil fecr ve hine tadauna thiyabakum minel zahire ve min ba'di salatil işa thalata avratin lekum. Mena ayet thalata avratin lekum. Ey mumunlar, Kol ostingizdagi kul ve çörüleriniz hem de özlerinizin balagatke yetmegen balalarınız üç vakitte huzurunuzge kirişi üçün sizlerden izin sorasınlar. Kaysa vaktlar olar? Bomdat namazıdan ilgari, peşin vaktide ıssıqdan kiyimlerinizne teşlegen paytingizde ve huftan namazıdan keyin. Mana şu üç vakitte ata onanı yatak honasiga, hatta balagat yetmegen bosa ham, endi kattalar öz özüden kirmeydi. Balagat yetmegen yaş ballar ham ruhsatsız kirişi mümkünmez. Mana şu üç vakitte ota onanı yatak onasıya. Bu üç vakit sizlerinin avretleriniz açık buluşu mümkün bulgen vakitlerdir. Ular öşe vakitlerden sonra izin soramaya kirişlere de sizlerge ham ularge ham günah yoktur. Demek şu vakitten başka payda şuna kirip gelse bol oradığın halı. Estaizu billah. Ve izâ balagal atfâlu minkumul hulume fel yeste'zinu kema iste'zenellezine min qablihim kezâlike yubeyyinullâhu lekum âyâtihi vallâhu alîmun hakîm. Kaçan gödekleriniz balagat yetseler bas ular ham huddu ulardan ilgere, yani balagat yetkenler kebi izin sorasınlar. Allah öz ayetlerine sizlerge mana şunday bayan kılır. Allah bilim ve hikmet sahibi bulgen zattır. Allah bilim ve hikmet sahibi. Yaş bala braderler appak varak kokşeyle. Onun geçi nesi yazılmayan. Eğer bana şu balaga çırali terbiye verilse, o hala yaşı yetmezden durup, bilişi kereye bulmagen neseler, onge bildirilmese, o hala yaşı yetmezden durup, körüşü kereye bulmagen neseler, közge körsetilmese, elbette kalbi pakize, tabiatı taza balı ulgayadı. Bunda şübhe yok. Şunun için ata-analar özlerinin yatakhanalarına cüde bir kattık itibar karatışları kereyip oladı. Bana ettik üçte vakit. Bomdattan avvalgi vakit. Kün ısıp yetken payıtta kereyip kiyimini yengilletip yatadigen payıt. Ve huftandan keyingi payıt. Bu vaktlerde ata-ananın hanasıya ruhsatsız kereyip bulmuydu. Şimdi bu izin soraşlık fakat yüzdeki bir surat bulması gerek, şekli bulması gerek. Tak tak bu şekil kötü olduğun olsa bu mıydı? Kira oraya mı döptü, şap kirip gelse bu mıydı? Bu hakiki manada gizin soruş. Kira or demek önce turuşlu kereye burada. Yani yakşılığı eşeği de kulbulup koyuşlu gözü. Eşeği de kulbulup koyuşlu. Farzantlarımızı yürüyatışımız kereye bugün bu masalada bana İslami adablar izin soruş birincisi buldu. Buna ettik. Eşi de takılat adı yatağına ezgiye kirişten var. Kira oraya mı dedi? Ta ki ha kira vurdu mu göçü kütüp duradı. Yeni hem abzarlığa hazır ettik. Eşi de bir kütüp o işlik. İkincisi. Farzantlarga nazar adabı. Karaş adabını hem talim bir işlik kereyip oladı. Elbette yani bu yerde ayollarga karaşlıydı birincinin olumda düşünemiz. Ayollar erkek kişiye nispeten bana mahram buladı, namahram buladı. Mahramlarım üç türlü boladı. Ana şu özüge mahram boyan ayollarının birincisi özünü ayolu. Özünü şari, hatını. Keyin, onası, kızları,
opa singillari, ammalari, xolalari, yana aka ukasini, opa singillarini, qizlari, o'zini jiyanlari. Mana shular nasab mahramlari deyiladi. Nasab mahramlar. Alloh taolo Qur'onni Niso surasida shunday marhamat qiladi. Astaydu billah. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va akhawatukum va ammatukum va xolatukum va banatul axi va banatul uxti. Ya'ni musulmon kishi uylanishi mumkin bo'lmagan ayollarni Alloh taolo sanab berdi. Sizlar uchun onalaringiz, qizlaringiz, opa singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka ukani qizlari, opa singillaringizning qizlari harom qilindi. Endi bir kishi ayoli o'tibmi, ikkinchi ayolga uylanishi mumkin yoki ayoli bo'lib turib ikkinchi xotinga uylanishi mumkin. Keyingisi otaning xotini, o'gay ona. Astag'firullah. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Bugun mahramlar haqida gaplashamiz ko'proq. Otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmang. Hozir aytganimizdek, xotini o'lib turib uylangan ayolmi yoki onasi tirik bo'lib turib boshqa ayolga uylanganmi, shu yigitning otasi masalan. Magar ilgari o'tgan bo'lsa uylangan bo'lsangiz, Alloh avf etar. Endi yana o'g'ilni xotini, kelin. Astaydu billah va halailu abnaikumul ladina min aslabikum va an tajma'u baynal ukhtayn illa ma qad salaf innalloha kana g'afurur rahim. Oyatni o'qiymiz. Yana o'z pushti kamaringizdan bo'lgan o'g'illaringizning ayollariga ham uylanishlik harom qilindi. Kelinga uylanib bo'lmaydi. O'g'il o'lib ketgandan keyin ham. Kelin bo'ldimi? Kelin bo'ldimi? Qaynota uchun bu kelin o'lgunicha mahram bo'ladi. Uylanishi mumkin emas. O'g'lini ayoliga uylanishi mumkin emas. Hamda opa singil almashtirishingiz, ya'ni birini taloq qilmasdan turib ikkinchisini ustiga olishlik. Opa singilni jamlab bo'lmaydi. Ammo opasiga javob berib turib turmush kelishmasa, singilisiga uylanishi mumkin. Bittasi qo'lingizda bo'ladi. Bir vaqt o'zida opa singil sizni qo'lingizda bo'lishligi mumkin emas. Yana xotinining onasi, qaynonasi va ummahatu nisaikum ayollaringizning onalari ham harom qilindi. Boyaga aytganimizdek, qaynona harom bo'ladi uylanishlikka. Keyingisi xotinining qizi. Ya'ni bir xotinga uylandi, boshqa eridan bo'lgan qizi bor. Siz uchun o'gay qiz. Xotinining qizi, boshqa eridan bo'lgan qizi. Astaydu billah. Wa robaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Jinsiy aloqada bo'lgan xotinlaringizning tarbiyangizda bo'lgan qizlari, ya'ni boshqa birodan bo'lgan qizi. Agar xotinlaringiz bilan jinsiy aloqada bo'lmagan bo'lsangizlar, ularni taloq qilgandan keyin avval erlaridan tug'ilgan qizlariga uylansangiz, sizlar uchun gunoh yo'q. Bir ayolga uylandingiz, o'g'il qizi bor. Agar shu ayol bilan jinsiy aloqa qilinsa, bu qiz mahramga aylanib qoladi. Mumkin emas keyin uylanishlik. Utti bo'yiga aytganimizdek, kelinga uylanishi mumkin bo'lmaganidek. Endi bu uylangan ayoliga yaqinlik qilmasdan turib taloqni bersa, uni qiziga uylanishi mumkin bo'ladi. Mahramlar 3 turli bo'ladi. Xotin, nasab mahramlari va qarindosh urug'chilik, quda andachilik mahramlari. Xotin, nasab mahrami va qarindosh urug'chilik mahramlari. Mana endi batafsil ko'rib chiqamiz bularni. Birinchisi xotin. Mahram bu shunday bir ayolki, unga qarashingizda gunoh yo'q. Ammo mana shu qarashlikni ham o'ziga yarasha odobi bor. Ayrim noto'g'ri tushunchali odamlarda mahrammi har qanday qasiga qarasa ham bo'laveradi degan fikr gapiradi bular. Bu noto'g'ri. Biz hozir aytib o'tdik, nasab mahramlari bu ona, qiz, opa singil, amma xolalar, aka uka va opa singillarning qizlari, jiyanlar. Endi mana shu biz aytib o'tgan hozirgi nasab mahramlarga faqatgina
ularını hizmet kiyimide turgan da karışımız mümkün ularga. Demek nasıl mahramlarga karışlık, mana şu kiyimler de bugende boladı ve onda ham uzuna yarışı adabı var. Allah Teala Kur'an'da şimdi merhamet kıladı. Nur suresi de. Estaizu billah. Kul lil mu'minine yaguddu min abasarihim ve yakfadu furucahum zâlike azgâ lehum innallâhe habirun bima yasna'un. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mu'minlerge aytin, közlerini tilsinler ve farclarını saklasınlar. Ana şunday kılıç ular üçün en pakize yoldur. Elbette Allah sizler kılıyorken amellerinizden haberdardır. Közünü tiyişli bir narsa, özüge mahram bugün ayollarga karışlı bir narsa. Közünü tiyiş buradalar namahram ayollardan buladı. Namahram ayollarga karab bu miydi? Ama özüge mahram bugün ayollarga karış mümkün. Şimdi özüge mahram bugün ayollarga karışlıydaki adab şu ki, tikilip karamaslık. Şubahını keltirip çıkaradığın halatta nazar kımaslık ki doğru keller. Yani özüze ayolizge halı gende kakarayın. Ama mahram bugün, nasab mahramlar bugün ayollarga özüze hatunizge tikil gende tikilip karışız mümkünmez. Kengisi namahram ayolga nazar salıştık mutlaka mümkünmez. Ama tosattan köz şüp olsa darağı kaçıladı bunge günahkar bulunmuydu. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّ مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَخْفَضُوا فُرُوجَهُمْ Mu'minlerge ayetin közlerini tiysin, farclarını saklasın. Bunda şunu düşünemiz. Karayın, Allah Teala farclarını saklasın deyişten avval közlerini tiysin dedi ayette. Közlerini tiysin, farclarını saklasın. Demek, farclı saklaşlık, zinadan tiyilişlik avval közünü tiyişlik bilen buladı. Kişi közünü tiyse demek zinadan tiyiladı de gene. Kişi közüge erk verse zinage ketip alıştı ki. Ge yol açıladı de gene. Bana indi. Karandaşçılık mahramları, kudağındaşçılık mahramları. Bunlar hakkıdanıma değil. Yani. Eğer otanı, ayalı yaş buladıyan bosa, şu otanı yaş oğlu bu ayol bilen, yani bu öge anası bilen bir hanada yalnız kalmasını gerek. Endi şu oğulunu ayolu bilen bu oğulunu otası kaynatayım yalnız kalmasını gerek. Lekin şeriat bu buradalar. Kaynata bilen yaş kelin bitti hanada yalnız kalışlığı şeriatımızda ruhsat verilmeyen bu. Kelin ayası yalnız durgen bosa kaynükeni kirişliği hakkında peygamberimizden soruştu. Üyde hiç kim yok. Kelin özü türüptü. Kayın akaki kaynüke keldi. Hiç kim yok başka. Ne balası var ne bir özü bulan bir adıya talep kegen. Al-humu de soruştu peygamberimizden. Kelinde aldı ki kuyonu akası yok ki ülkesi yalnız kaldı kiriş hakkında soruyken de Resulullah al-humu maut de cevap vergen. Ölüm de cevap vergen. Şimdi karındaş mahramlar. Eğer nasab mahramları bugün yiğit ve kız, eğer tabiatı da buzuluk ki olsa genlerse olsa bunların yalnız kalmasını gerek. Çünkü hazırki günde malumatını cüdeyem köplüge, malumat yetişliğine yolları cüdeyem asan bulup gitkenlikten balagat yetmegen yaşlar bilish kere bulmagen malumatı erte bilval yaptı. Şunun için bana şu nasıl geri oya kılıçlık gerek. Hatta karandaş mahramlar bilen ham yalnız kalmasını hareket kılıçlık gerek. Hılvatta ta ki bir natoru bir halatlar yüzeykemesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hamza'nın kızı hakkında soruştu. Yani Peygamberimizge Hamza'nın kızı gibi ülenmişsin mi? Deyişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Hamza İbni Abdülmuttalib raziyallahu anhu bitti ananı emişken idi. Amaksi yana emikdaş akası. Şunda Peygamberimiz aittiler yahrumu minar radaati ma yahrumu minan nasabi. Nasab orqali nima harom bo'lsa, süt emishlik orqali ham harom bo'ladi. Yani bu aytdik, nasl nasab sizga mahram bo'lgan odamlarga uylanishingiz harommidi? Endi süt emishlik orqali sizga singil opa bo'lib qolgan ham harom bo'ladi.
Shuning uchun bola baholashlik masalasida aytishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, bola baholandi, sut emishlik muddati 2 yil. Shu 2 yil ichida baholagan onani emsa, sut chiqsa albatta endi, shu ayolning qizlariga bu baholangan bola mahram bo'ladi. Agar o'g'il bo'lsa, agar boqilgan qiz bo'lsa, o'g'il bolalarga mahram bo'ladi. Yoki eng kamida bir ayol balanı bakı aldı, emizmedi. Balagat ketganda bu bala namahram boladı bakı agen inesige. Şunun için sinirlisi vardır ihtimal süt emiz adıyan halatta. Halasını barıp emip koysa, süt arkalı ana bogenliğin apası. Bunun hem halabı kaladı. Yani nasab arkalı mahram bolgeni kabi, bir ananı emişlik süt sebepli hem birbirine mahram bolunadı. Dersimizin keyingi mavzusu, xutba qilinayotgan qizga yoki ayolga qarash odobi. Uchrashuvga chiqqanda nima mumkin, nima mumkin emas qarashdan. Birinchidan, endi men xutba qilinuvchi yoki maxtuba deyman, siz uylanmoqchi bo'lgan qiz yoki ayol maxtuba deymiz. Maxtubaga qarashni odoblari. Uylanayotgan yigit, uylanayotgan inson maxtubaga albatta qarashligi kerak. Qaramasdan uylanib olishlik to'g'ri emas. Mughirat ibn Shu'ba roziyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lgan. Anil Mughirat ibn Shu'bata annahu xotoba imro'atan faqala nabiy sallallohu alayhi vasallama undur ilayha fa innahu ahra an yu'dama baynakuma. Mughirat ibn Shu'ba bir ayolga xaridor bo'lganida Rasulullah unga qaragin dedi. Mana shunday qilishlik, qarashlik o'rtalarda bir ulfatlikni, unusni, mehrni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu narsa o'rtalardagi ulfatlikni, unusni, mehr yoki muhabbatni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Onamga yoqsa bo'ldi, a menga nima endi? Onam kelin qiladi-da. Enamga yoqsa bo'ldi-da. A dindor bo'lsa bo'ldi, avratini yopgan bo'lsa bo'ldi, namozxon bo'lsa bo'ldi. Bunaqa gap ketmaydi, birodarlar. Borasiz, ko'rasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobasiga nima dedi? Borib qara, borib ko'zing bilan ko'r dedi. Demak, shunday qilishlik eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Kelinni ko'rmasdan uylanib olib, keyin pushaymon bo'lganlarni albatta ko'rgan, eshitgan bo'lsalar kerak. Sen dindor bo'lsa bo'ldi deding, dindor. Namoz o'qsa bo'ldi deding, namoz o'qiydi. Endi yoqmay qoldi. Ikkinchidan so'rab surishtirdingiz, to'g'ri keldi, dedingizga o'tirdi, nasl nasabi, fe'l atvori, uylanishlik niyati bo'lgandan keyingina ko'rishga azm qilishlik kerak. Bir ko'raychi avval, bo'lmasa unga gap ketmaydi. Sovchilar bo'ldi keldi, bir-biriga to'g'ri keldi, hamma yo'g'i, endi bir-birini ko'rish qoldi. Uylanishlikka azm qilgandan keyingina maxtubaga qarash mumkin bo'ladi. Uchinchidan, agar ehtiyoj tug'ilsa takror qarash mumkin. Yana bir marta uchrashib ko'rish mumkin. Chunki o'g'il bola ham xayoli bo'lishi mumkin. Birinchi marta uchrashuvga chiqqanda sir bosgan bo'lishi mumkin. Yaxshilab qarab o'zi uchun qaror qabul qila olmagan bo'lsa, vallohi ko'ra olmadim, hal qila olmayapman desa, yana bir marta uchrashlikka moni yo'q. Albatta endi ikkalasi hech qachon yolg'iz qolmaydi, uchinchi odam bo'lishi kerak bo'ladi. Qiz bola o'zini mahrami bilan chiqishi kerak bo'ladi. To'rtinchidan, maxtuba bilan gaplashishlik mumkin, uni yuziga va kaftiga qarash mumkin, ammo qo'l berib ko'rishib bo'lmaydi. Gaplashishlik mumkin, yuziga qarash mumkin, ammo qo'l berib ko'rishilmaydi. Beshinchidan, xotib va maxtubani ikkalasi bir joyda yolg'iz qolmasligi kerak. Maxtubani bironta mahrami yonida turishlik kerak. Chunki shariatimiz bir nomahram erkak nomahram ayol bilan xilvatda qolishligini man qilgan. Shuning uchun mahram bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriydan keltirilgan hadis Ibn Abbos roziyallohu anhu modam aytadilar: La yahluwanna rajulun bi imro'atin va la tusafiranna imro'atun illa wa ma'aha mahram. Bir erkak bir ayol bilan nomahramlar xilvatda yolg'iz qolmasin. Ayol kishi mahramisiz safar qilmasin.
Endi haqiqatda qanaqa bo'lyapti? Rivojlangan mamlakatlarda, peshqadam bo'lgan musulmonlarda shaharlarida biz deydi turmush qurmoqchimiz. Umr bo'yi birga bo'lamiz. Shuning uchun bir-birimizni, fe'l-atvorimizni, xarakterimizni yaxshilab tanib olishimiz kerak. Deydi-da, o'nashtirilib qo'yilgandan keyin qo'l ushlashib bog'larda kezishadi. Tog'larga chiqishadi va xilvatda yolg'iz qolib taommatul kubro sodir bo'lgandan keyin yigit qochib ketadi. Qiz tomondagilar uni qidiradi. Maqtubani qorni katta eshitib boshlaydi va o'rtada bordi keldi mushkulalar ko'payib ketadi. Ota ham pushaymon, ona ham pushaymon, hamma pushaymon. Men uylanaman bunga deyapman. Aka, yetalab yurgan bo'lsam uylanaman. Sen uylan avval bunga. Shar'iy nikohingga qabul qil, keyin yetalab yuraver. Ayrim, hatto o'zi musulmon deb atalgan yurtdagi odamlarda ham shu narsa, shu kasal bor ekan. Har xil yurtlarga tijorat bilan safar qiladigan birodarlarimiz aytib berishadi. 3 oy birga yurar ekan er-xotindaqa. Keyin bir-birimizga to'g'ri kelmadik deb turib, ajrashib ketishaverar ekan. Birodarlar, nima degani bu? G'arbga taqlid qilishlik emasmi? Nima deydi? Xarakterlarimiz bir-birimizga xohlagan ishini qilib, safarga chiqyapti, boqqa boryapti, toqqa boryapti, unaqa yo'q birodarlar islomda. Najosat bo'lgan narsani shunaqa chiroyli qog'ozga o'rab beradi. Men deydi, o'zimga umr yo'ldoshi to'layapman deydi. Men mol olmayapman da yoqmay qolsa shart sotib olib almashtirgani. Men keyin bu bilan yashashim kerak. Shuning uchun to'g'ri kelamizmi bir-birimizga, yo'qmi? To'g'rimi desa, qarab turib, ha, to'g'ri deysiz. Aqlga to'g'ri kelyapti hali gap. Lekin birodarlar, shariatda hukmi turganda aql chekiga surib qo'yiladi. Birodarlar, hayotni isloh bo'lishi Alloh taoloning buyruqlarini qoyim qilishlik orqali bo'ladi. Boyaga ajrashishlar, insonni xijolatga qo'yadigan holatlar, uyatli holatlar nimaga sodir bo'ldi? Chunki Allohning hukmi qoyim qilinmadi. Insonni aqlini isloh bo'lish ham Allohning hukmini qoyim qilishlikka bog'liq. Sayahdihim va yuslihu balahum. Ularni jannat yo'liga hidoyat qilur va ularning aqllarini, ishlarini o'nglar. Qarang, Alloh hidoyat qiladi, ini aqlingiz yaxshi ishlaydi. Ha, Alloh hidoyat qilmasa aqli ishlamaydimi? Ishlaydi. Lekin fahsh munkar bo'lgan narsani ko'ra olmaydigan bo'ladi. Mana aytyapmiz u. Mumkin emas. Alloh hidoyat qilgan odam hech qachon xilvatda qolmaydi. Mana atf mushorakat ma'nosini bildiradi. Sheriklik. Aqlni sog'lom bo'lishligi, salohiyatli bo'lishligi birodarlar ulug' ne'mat va mana shu ne'mat Allohning hukmi bilan yashashga bog'liq. Allohning hukmi bilan yigit yashasangiz, Allohning hukmlarini qoyim qilsangiz, aqlingiz salohiyatli bo'ladi. Sayahdihim va yuslihu balahum. Ularni hidoyat qiladi va aqllarini isloh qiladi. Bu yoqdagilarda aql yetmay turgan narsa aqlingiz yetadigan bo'ladi. Bu yoqdagilar ko'rmayotgan narsani ko'radigan bo'lasiz. Bu yurishni yaxshi emas, oqibati shataq bo'ladi desa, nariga Allohning hukmidan uzoq bo'lgan buni tushunmaydi nimaligini. Allohning hukmida yurgan odam ko'radi. Bu xayoli gap emas, birodarlar. Hayotda qanaqa bir pushaymon bo'lsa, inson tushib qolgan bo'lsa shu pushaymonga, mana shu pushaymonning orqasida bitta gunoh turadi. Allohning manhajidan chiqib ketishlik sabab bo'lgan bo'ladi. Johillik sabab bo'ladi. Johillik nima? Ilmsizlik, Allohni tanimaslik. Har bitta sodir etilgan jinoyat, har bitta qilingan xato, oilalarni buzilishi, sharmandalik, qizlarda aynib ketishi, ularda ortida albatta bitta gunoh turadi, birodarlar. Masalan, farzandlar nimaga aynib ketyapti? Farzandingiz aynib ketdi. Orqani bir aylantirib qarang-da, nima sababdan aynib ketdi? Sizdan bitta gunoh sodir bo'lgan. Yo harom luqma bilan boqqansiz bolani. Yo Allohni tanitmagansiz, yo tarbiya bermagansiz. Harom luqma berish gunoh, Allohni tanitmaslik gunoh, tarbiya qilmaslik gunoh. Bolangiz betarbiyami? Bolangiz kuydirgimi? O'zingiz sababsiz shunga. Ma'siyatlar orasida mana aytdik, johillik turadi. Johillik insonning eng katta dushmani. Inson johilligi tufayli, johilligi sababli
Düşmanı hem onge kalamidigen yamalıydı özüge özü kıvaladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. İmam-ı Tabarani'den keltirgen hadis. An-nazratu sahmun min sihami iblis. Nazar, biz karaş hakkıda yapılaşıp biz de nazar hakkıda bugün. Nazar salış, karaş, şeytanın oklardan bitti ok. Men terakaha min mahafati abdaltuhu imanen yecidu halavetahu fi kalbihi. Hadis Kudüsü. Allah Teala etedi. Kim? Ana şu nazarını, karaşını, namahramıya bugün karaşını, menden korkup terk kısa, o insan gemin, bir imanını veremen kalbiga, o imanını halavatını topadı. Namahramıya közü şart, apkaçın da, sezes şu halavattı. Allah Teala yaptı, men üçün közünü tiyse, kalbiga men iman halavatını cale koyamam. Çünkü danlılar közlü tiyiş hakkı da köp yapıradı. İtibar bir yan bozuyorlar gerek. Elbette bu muhim iş. Hükümalar etedi. Adam balasını kakılıp getirdikten nazik ikide noktası var. Malı dünya ve ayollar. Dünyaya bugün hırs, ayollarga bugün hırs köp günahlarını sebebi bop çıkadı. Cüde köp günahlarını ildizge karalsa ularga nazar sabab bo'lganligiga ko'riladi. Agar o'zini inson dunyoga bo'lgan hirsdan saqlay olsa, ayollarga bo'lgan hirsdan saqlay olsa, albatta ikki dunyoda najot yetishadi. Shuning uchun birodarlar, shariatimizda mana shu ikkita nuqtaga juda bir qattiq e'tibor qaratilgan. Nazar ko'z tiyishlik, farjni saqlashlik. Payg'ambarimiz aytadilar, ikki jag'ilarning ve ikki soniylarning soniylarda orasidagi azoni tiyishlikka menga kafillik beringlar, men sizlarga jannatni kafilligini beraman dedi. Tilinglarda saqlanglar, zinodan tiyilinglar, jannatni kafilligini beraman. Baland tog' ustida turgan katta bir xarsang tosh. U tosh o'rnida mahkam turibdi. Agar uni turtib yuborsangiz, pastga qilib yumalaydi-da, yumalaydi, yo'lidagi hamma narsani vayron qilib, qayerda to'xtaydi? Vodiyda bir chuqur joyi borib to'xtaydi. Baland tog'ning ustida turgan katta bir xarsang tosh, u o'zini o'rnida mustahkam turibdi. Agar uni turtib, jildirib yuborsangiz, pastga qulaydi. Tog' ana shu o'zini tezligini yo'qotib, vodiyning chuqur joyiga borguncha yumalab boradi. Bu xarsang tosh birodarlar kishining shahvati. Nazar toshni o'rnidan jildirib olishlik. Alloh subhanahu va taolo közüne tiyadigan salih bandalardan kıyan bosun. Akulu kavli hada.